Boğazı'nda kaptanlık yapıyorum. Yine bir gün seyir halindeyken deniz üstünde bir cisim gördüm. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sonra yaklaştıkça ilk başta lastik zannettim. Sonra bir baktım kafasını kaldırdı, bir kaplumbağa, kocaman ama 1,5 metre vardı daha. Biraz daha yaklaşınca böyle sırtını gördüm. Deri kaplı bir sırtı vardı. Değişik bir kaplumbağaydı. Daha önce görmediğimiz bir kaplumbağa. Hemen kayda aldım sonra. Sosyal medyadan paylaştım. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Arda Hoca bana ulaştı. Öyle böyle dedi, bu çok nadir bir tür dedi. İstanbul Boğazı'nda da ilk defa kayda alınıyor dedi. Ben de böyle duyunca çok mutlu oldum. Bunda bir faydam oldu benim de. Yani inşallah kimse o canlıya zarar vermez. Rahat rahat denizlerimizde gezer. Deri sırtlı kaplumbağalar, kaplumbağalar arasında çok önemli bir yeri var. Özel bir yeri var. En büyük kaplumbağa. Dünya üzerinde yaşayan en büyük kaplumbağadan bahsediyoruz. Deniz kaplumbağaları içinde de 7 tür içerisinde yer alan bir tür. Fakat diğer 6 türden farklı olarak sırtı deri kaplı bu tür. Kendisi 2,5 metre boyuna kadar ulaşabiliyor. Daha fazla belki 600 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Kocaman bir kaplumbağadan bahsediyoruz. Bu hayvan 9 Temmuz tarihinde İstanbul Boğazı'nda görüldü. Nedim Kaptan Boğaz'da seyir sırasında Balta Limanı'nda açıklarında bu türü görüyor ve kaydediyor. Sosyal medyadan da kendisine ulaştık ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Türkozan hocamızla birlikte bu gözlemi değerlendirdik. Bilimsel olarak önemli bir kayıt çünkü. Türkiye'deki 14. kaydı ama Marmara Denizi'ndeki ilk kaydı. Bu tür aslında bütün dünyada kozmopolit bir tür ama daha çok tropik ve alt tropik bölgelerde dağılım gösteriyor. Bizdeki deri sırtlı kaplumbağalar daha çok Atlantik popülasyonuna ait ve bu türde çoğunlukla Karayip Denizi'nde, Karayipler'de yumurtluyor ve Avrupa sularına, Akdeniz sularına beslenme amaçlı geliyor. Bizim sularımızda üremiyor bu hayvan. Diğer iribaş ve yeşil kaplumbağa gibi bizim kumsallarımızı üremiyor. Bizim denizlerimize beslenme amaçlı geliyor. Dediğim gibi bu 14. kayıt. Bildiğiniz gibi iklim değişikliği, sular ısınıyor. Ve türlerde dağılım alanlarını, yayılış alanlarını geliştiriyorlar buna göre. Özellikle deniz anayla besleten bir türden bahsediyoruz ve deniz anaları da ciddi anlamda hem biyomas olarak hem de tür çeşitli olarak farklı denizlerde yoğun olarak gözükmeye başladı. Dolayısıyla bu bireyin de iklim değişikliği alakalı belki de beslenme amaçlı deniz anılarının peşine buraya geldiğini düşünüyoruz açıkçası. Bu İstanbul Boğazı'nın son açılmasından beri 7000-8000 yıl önce İstanbul açılmasından beri Karadeniz'in Akdenizleşmesi süreci devam ediyor. Sonuçta bu gözlem de bunun bir kaydı olabilir. Çünkü yeşil kaplumbağalar veya iribaş kaplumbağalar da Marmara Denizi'nde, İstanbul Boğazı'nda hatta Karadeniz'de kayıtları var. Dolayısıyla bu prosesin, bu sürecin de bir sonucu tabii ki olabilir. Burada şaşırtıcı olan İstanbul Boğazı dünyanın en yoğun deniz trafiğinin olduğu bir su yolu. Bu kadar dar bir su yolunda bu kadar yoğun trafiğin olduğu bir yerde bu gözlemin kaydedilmesi çok ilginç ve burada olması demek yani Çanakkale Boğazı'nı da geçti bu hayvan. Dolayısıyla Akdeniz Havzası'nın en kuzey kaydı olarak bilimsel olarak kaydedildi.